Merhaba arkadaşlar, Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Yine güzel, yine şık bir model yapacağız. İsterseniz tek renk yazmalarınızda, isterseniz de çiçekli yazmalarınızda uygulayabileceğiniz gerçekten çok şık, harika bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte modelimi denersiniz. Hemen ben yeşilden alt kısmından bu şekilde başladım. Şimdi sizle de beraber bir tane aramızdan bir tane de çiçek koyma yerimizden yapalım. Daha sonra üstünün çiçek kısmına geçelim arkadaşlar. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Üstünü tekrar yeşille yapıyorum. Şimdi buraya 2 ve 3. 3 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. İp atıp başa geliyorum. Ve bu ilk pırpırımın içerisine, zürafamın içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Hemen yan taraftaki zürafama geçtim. Ve hemen yan taraftaki zürafama geçtim. Ve buradaki zürafa sayım 2 oldu. Hemen ip atıp yine düz bir ip atıyorum ve başa geliyorum. Bu ilk zürafamın içerisine küçük bir pırpır daha yapıyorum. Alttaki pırpırımla buranın eşit olmasına dikkat ediyorum. Yan tarafa geçtim ve buradaki zürafa sayım 1 oldu. Onun da yine üzerine geldim ve buraya yine aşağıdakilerle eşit boyda küçük bir pırpırımı yapıyorum. Hemen yan taraftaki zürafama indim arkadaşlar. Siz ara sayısını tabii ki daha fazla yapabilirsiniz. Ben sadece model anlatımı olduğu için şimdi direkt çiçek kısmıma geçiyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zürafa yapıyorum. 4 tane zürafamı çiçeğimi başlarken kullanacağım. 4 tanesini de çiçeğimin alt kısmı için kullanacağım arkadaşlar. O yüzden 1, 2, 3 ve 4 tane zürafamı sayıp başa geliyorum. Hemen burada direkt yan taraftaki zürafama geçiyorum. İpimi hep karşıya asılıyorum. Sayım 3 oldu. İp atıp başa geldim. Bir ve 2. Sayım burada 2'ye düştü arkadaşlar. Yine ip atıp başa geldim. Buraya bir tane bir sayısını yapacağım. Yalnız bunu büyük yapıyorum ve tekrar içerisine geldim. Şimdi aynı yuvanın içerisine küçük bir pırpırımı yaptım. Tepesine geliyorum ve hemen aşağıya indim. Şimdi aynı yere tekrar bir tane daha pırpırımı yaptım. Onun da yine tepesine geldim ve aşağıya indim. İkinci sinek kanadımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Son bir tane daha sinek kanadımı yapıyorum. Hemen yine aşağıya geldim. Şimdi burada şuradaki bitiş yerime indim. Yine devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafamı yaptım. 3 tane de ara modelim için yapıyorum. 1 2 ve 3. Yani çiçeğime başlarken 8 ama çiçeğim bittikten sonra
7 zürafa ile devam ediyorum. Başa geldim. Buraya yine küçük bir kiprik, pırpır, artık nasıl adlandırıyorsanız. Ben pırpır diyorum. Yaptım pırpırımı. 1 ve 2. Burada şunu göstermek de istiyorum arkadaşlar. İpim bitti. Nasıl ekleyeceğim? Buradaki ipim duruyor. Bakın. Yeni bir ip alıyorum. Bu ipimi şu şekilde elimle tuttum. Yeni ipimden de ucunu koyup şu şekilde ipimi ekliyorum arkadaşlar. Hemen yine burada bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve buraya yan taraftaki zürafama geçtim. Bir zürafam kaldı. Onun da yine tepesine geldim. Bir tane pırpır da buraya yapıyorum. Ve hemen yan taraftaki zürafama bir tık bol ip bırakarak aşağıya inişimi yapıyorum. Şu biten ipimin ucuydu. Bunu da artık dibinden kesebilirim. Evet arkadaşlar, yeşil kısmı bu şekilde. Siz dilerseniz benim gibi aynı bu şekilde bu aray modelini kullanabilirsiniz. Ya da bu ara modelini farklı şekilde de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil kısmı anlattığımıza göre şimdi direkt çiçek kısmına geçebiliriz. Hemen yazmamın rengiyle aynı renkte olan ipimi alıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki sinek kanadımın tepesine ipimi tutturuyorum. Normalde tek düğüm kullanıyorum ama ilk başlarken çift düğüm kullanıyorum. Bana sıkça sorulan bir soruydu. 1 ve 2. 2 tane zürafamı yaptım buraya. Tekrar başa geliyorum. Bakın şu şekilde bir düz ip atıp başa geldim. Şimdi hemen burada aynı zürafamın içerisine tekrar batıyorum. 1 2 ve sondaki zürafama da yine batıp burada bir artırma işlemi yapıyorum. Sayım 3 oldu. Tekrar düz bir ip attım, başa geldim. Bir iki üç son zürafama tekrar batıyorum ve buradaki sayım 4 oldu. İp atıp başa geldim. Baştaki zürafamın içerisine tekrar battım. Yandaki zürafalarımla devam ediyorum. Burada sayımı 5 yapacağım arkadaşlar. Ve 5. Buradaki zürafa sayım 5 oldu. Şimdi bunu isterseniz buradan kesebilirsiniz ya da kesmeden direkt şu şekilde de diğer ortadaki sinek kanadıma geldim ve buraya da yine aynı şekilde iki zürafa ile başlıyorum. İpimi aldım ve yine artırma işlemiyle buradaki sayımı da yine 5'e kadar çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu ortadaki ve sondaki dal kısmıma da aynı şekilde aynı modelimden yapıp geleyim ve son zürafamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu sıram da bu şekilde tamam oldu. Şimdi artık diğer rengimize geçiyorum.
Hemen ben sarıyla gri'nin uyumunu çok beğeniyorum. O yüzden sarı yaptım. Siz farklı renklerde tabii ki kullanabilirsiniz arkadaşlar. İpimi aldım ve ilk zürafama tutturacağım. Hemen yan taraftaki zürafama geliyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafamı yaptım. İp atıp yine başa geldim ve buraya aynı zürafa içerisine batıp buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Yan taraftaki zürafama geldim. 1 2 ve 3. 3 tane zürafamı yaptım. Tekrar ip atıp başa geldim. Buraya yine aynı şekilde küçük bir pırpırımı yapıyorum. Bir nevi aşağıdaki yeşil ara kısmıyla aynı işlem arkadaşlar. Yine buraya da küçük bir bakın pırpır yapıyorum. Ve bunun da tepesine geldim yine. Buraya da küçük bir pırpırımı yapıyorum. Şimdi burada hemen şu son yapmış olduğum zürafamın içerisine bir tık büyük ip bırakarak aşağıya indim arkadaşlar. Hemen yan taraftaki kısmıma geliyorum. Bakın şu şekilde küçük bir zürafa yapıyorum. İçerisine geri geldim. Buraya bir tane uzun bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta bir pırpır. Şimdi tekrar buradan aşağıya iniyorum. Ve yine bir iki üç ve dört. Dört tane zürafamı yapıyorum. Baştaki zürafama ip atıp geldim. Bunun içerisine yine aynı şekilde küçük bir pırpırımı yaptım. Yan taraftaki zürafalarımla devam ediyorum. Başa geldim. Buraya bir tane daha yapıyorum. Bir, iki oldu. Eksiltme işlemi yapıyoruz. Her sırada bir tane zürafamız eksiliyor arkadaşlar. 3 ve bir tane daha yapıyorum. Buradaki sayım 0 oldu ve buraya yine son bir pırpır koydum. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten şık bir model, gösterişli bir model. Yapımı da zevkli bir model arkadaşlar. Yine aynı son zürafamın içerisine geldim ve şuradaki ilk gri zürafamın içerisine batıyorum. Sanki zürafarmış gibi çok ip bırakmıyorum. Geriye geldim. Şuradaki gibi yine büyük bir pırpır yapacağım. Şu şekilde. Ve yine aynı yere baştaki zürafamın içerisine
geliyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane yaptım. Yine baştaki zürafamın içerisine gelip buraya bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve yine aynı şekilde eksilterek devam ediyorum. Beni ayrıca Sevda Sevda Tapramız olarak da Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Anlatmamı istediğiniz herhangi bir model varsa vakit buldukça anlatmaya çalışırım. Bana oradan istediğiniz sorularınız varsa sormak istediğiniz onları da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yine herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bakın devam ediyorum. Bir tane ve bunun da yine tepesine geldim. Son bir pırpırımı da yaptım buraya. Ve yine buradakilerle eşit olması açısından son gri pırpırıma batıp aşağıya iniyorum. Son bir küçük dokunuşumuz kaldı. Hemen onu da gösterip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Şu şekilde çiçek kısmımız. Şimdi tekrar gri ipimi elime aldım. Ve şuradaki görmüş olduğunuz uzun pırpırımın içerisine ipimi tutturuyorum. Ve buraya 3 tane minik pırpır yapacağım. Bir, iki ve üç. Üç tane pırpırımı yaptım. Hemen şuna geçiyorum. Buraya da yine aynı şekilde bir, iki ve üç. Burada da yine üç tane pırpırımı yaptım. Kesiyorum ve bu aradaki gri ipimi de kestim. Dilerseniz siz tek tek koparıp da yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz bu harika şık modelimizdi arkadaşlar. Dilerseniz bu aradaki pırpırların üzerine de yine renklendirme yapabilirsiniz. Tamamen model size kalmış. Umarım beğenirsiniz ve sizler de benimle birlikte bu harika şık modelimi denersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.